Bu akşam aslında burası dertleşme sofrası, paylaşma sofrası ve yaşanan o derin acılardan sonra aslında birbirini hissetme sofrası. Dolayısıyla dostluğu, kardeşliği, barışı, huzuru, hak ve hukuku adaletle birleştirerek mutlu yaşama adına ümitleri tazeleme, umutları besleme masası. Bu sofrada oruçlarımızın kabulünü diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ben tüm yüreğimle söylüyorum ki o kadar güzel sözler var ki, örneğin devletin dini adalettir der Hazreti Ali. Hani bugün en fazla belki susadığımız ve arzu ettiğimiz duygudur adalet duygusu. Herkese eşit davranılan bir yaşam. Sadece yaşadığımız bu alana dair değil, dünyaya dair de böyle, yakın coğrafyaya dair de böyle. Özellikle yine dedemiz Kerbela'dan bahsetti. Oradaki derin acıdan bahsetti. Ama orada zalimi tanımak, zulmü bilmek ama yanı sıra bir mazlumun hoşgörüsüyle beraber bir toplumun beslenmesinden de bahsetti. Dolayısıyla bu derin acıların yaşandığı yakın coğrafyamızda hala istemediğimiz olayların yaşanması da bizi derinden üzüyor. Onun için bütün iyi dileklerimiz sadece ülkemiz, sadece şehrimiz için değil, yakın coğrafyamız için, özellikle İslam dünyası için ve bütün dünya için geçerli. Çünkü bize insanı insan olduğu için sevmek ve hepimizin o duyguyla beslenmesini sağlamak, o derin felsefenin en güzel şekliyle ifade edildiği bu topraklardan, bu insanların yüreğinden beslenen bir toplumuz biz. Hacı Bektaş-ı Veli'den beslenen, Mevlana'dan beslenen, Pir Sultan Abdal'dan beslenen, onların yüzyıllar öncesinden bize emanet ettiği tüm güzel felsefeyle bugünü yaşamaktan bahsediyoruz aslında. Dualarımız o yönde. Ben dünyanın en kadim kentine sizlerin teveccühüyle, katkısıyla belediye başkanı seçildim. Her şeyi başarmak arzusundayız. Tüm güzel talepleri, duyguları karşılamak arzusundayız. Eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir. Ama özellikle bir duam vardır ki ben çok önemsiyorum. Allah'ım derim, beni adil bir yönetici olmamı sağla. Ve Yaradan'a sığınırım. Derim ki mutlaka ve mutlaka toplum adil olmamı, adil olduğumu yaşadığı bir şehir yönetimi var etmemi sağlayın. Böyle bir duam vardır. Adalet duygusu bittiği yerde, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını hissettiği yerde gerçekten huzur beslemek çok zor. En küçük bebeğimizden en tecrübeli insanımıza kadar işte bu manevi günde bu acıları paylaşıp umut beslediğimiz bu günde diyorum ki en küçüğünden en büyüğüne kadar inşallah hep iyiliklerle buluştuğumuz, iyi hizmetlerle şehri buluşturduğumuz ve herkese adalet duygusuyla hizmet ettiğimiz bir dönemi hep birlikte yaşayalım. Temennim, duam budur. Ben sizlerin, siz güzel canların, güzel duygularının kabul olacağına olan inancımla
lütfen bizim için, iyi yöneticiler olmamız için bu ülkenin her zaman başında milli birlik ve beraberliğimizin varlığı, toprak bütünlüğümüzün varlığı için bulunan herkese, adalet duygusu var olsun diye dua edin. Bizlere dua edin. Duanızı istiyoruz. O bakımdan hepinizi çok seviyorum. Oruçlarımızın kabul olmasını diliyorum. Bereketimiz bol olsun. Huzurumuz bol olsun. Ve birlik ve beraberliğimiz bu topraklar var oldukça, bu memleket var oldukça hiç bozulmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.